Rosa, benim odada değişirsiniz. Gerek var mıydı? Gittiler. Ev değil, tiyatro salonu mübarek. Sen o aşağıya mafya vermeden önce düşünecektin bunları. Bunlar daha iyi günlerimiz. Gör bak neler olacak neler. ay tamam Osman, tamam. Ay bir an kız tekrar evlendi diye aklım çıkıyordu, aklım. Çok güzel oldun. Hadi in aşağı şimdi, günün tadını çıkar. Melike, çok teşekkür ederim. Sen benim hayatı kurtardı. Hadi. Görev tamam. Prenses, senin Taner 2 yıldır seni sevgili Rozan'la aldatıyormuş. Herhalde terapi işe yaradı ha. Aşağıda nikah var ve senin kılın kıpırdamıyor. Normalde senin apartmanı yıkman lazımdı. Babacığım, Taner Rozan'la o deport edilmesin diye evleniyor. Kendisi salak olduğu için başkasıyla evlendirmek yerine kendisi evlendi. Olayın ciddiyetini o anlasın, başlar yine burada böyle Melo diye bağırmaya. Çok sürmez yani. Sağ olun, sağ ol amcam, sağ olun. Pardon ahali, pardon. Razo'nun kurtuluşunun mimarı, sevgili Doğan kardeşimiz hakkında birkaç kelime söylemek isterim. Gerek var mı Cevdet abi ya? Peki o zaman, tamam. Sayın apartman ahalisi, şu saha savunmasının stratejisini kuran, bize sığınan kokkozlu misafirimizi sarıp sarmalayıp kurtarmak için kaş göz hareketleriyle bizi sevip ve idare eden ve bize bu güzel dakikaları yaşatan kahramanımız, büyük avukat, hukuk insanı. Abartıyor, abartıyor. Namık Erdener'in veliahtı demeyelim. Namık Erdener'in veliahtı Doğan Saka kardeşimiz için alkışlarınızı rica ediyorum. Doğan, çok teşekkür ederim. Sen çok akıllı. Çok mutlu oldum kaldığın için. Canım benim. Daha ben öpmedim gelini be. Nasıl oluyormuş Taner Bey? Önüne gelen kadını öpüyordun. Öpmek yok. Şu işe bak arkadaş ya. Kızı biz kurtaralım, alkışı Doğan alsın. Olacak iş değil. Adalet yok, adalet. Kendime alkış. Hayırdır? Nereye? Aşağı inip bir düğüne bakacağım. Sonuçta apartmanın üstümüze yıkmalarına izin veremeyiz, değil mi? Sen sanki daha çok altın takmaya gidiyorsun gibi ama. Bana bak. Bu Taner Rosa'yı gerçekten seviyor olamaz, değil mi? Ay yok canım. Rosa deport edilmesin diye evlendi işte. Babama da anlattım daha demin. Doğan, o da terk etti seni. Vallahi kuşlar tek tek uçuyor yuvadan. Ay, Doğan bir evlensin önce de ondan sonra inanırım o kuşlar uçuyor gidiyor mu acaba diye. Ya daha Sema teyzeyle sabahleyin kavga ediyorlardı. Sema teyze tutturmuş, evlenince benim evde yaşayacaksınız diye. Ceylan ağlaya zırlaya çıktı gitti evden. Doğan da ağzını açmadı falan. Ben size söyleyeyim, o iş yalan olur yine, iptal olur diyor. Ufkun geniş diyorsun yani. Damat adayları da şahane. Doğan, Taner. Anneciğim, damat falan aramıyorum ben. Tamam. Sen ama bir kutlandın sanki. Nargis, bana bak. Gelenler gelmeye başladı bana ha. Ne? Benim kızım evinden ayrılmayacak. Yaşlılığında babasına bakacak. Zaten 2 evlilik yaptı. Demek ki olmuyormuş. Artık koca moca yok. Değil mi kızım?
Kocamocu yok babacığım. Kocamocu yok. Kocamocu yok. Kocamocu yok Osman'cığım. Kocamocu yok. Çocuk evde böyle otursun bütün gün, sana baksın. Kocamocu yok. Ya niye kavga ediyorsunuz siz? Hiç gerek yok. Benim daha güzel sürprizlerim var size. Takipte kalın. Prenses korkutma beni. Çok güzel. Amca çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu evladım. Çok güzel oldu. Maşallah size. Maşallah. Bunlar içiyor mu? Yok. Tamam. Değilsin. Hoş geldin Doğan. Tebrikler. Hoş geldiniz. İsveçli kadın. Hoş geldin. Hoş geldin. Şey teyzeciğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Melda kadın. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Reis Bey, tebrikler. Hoş geldin. Hoş geldin. Yeninim, geç. Geç. Geçin, geç. Buyurun, buyurun. Buyurun, oh. Herkes keyfine baksın, yiyin için. Hepsi pahalı şeyler ha. Dağıtın. Dağıtın. Buyurun, hoş geldin. Misafire, misafire. Taner Bey. Siz benim yüzümden zor durumda kaldı. Yok kız, öyle düşünme. Birkaç ay evli kalırız, ondan sonra boşanırız. Olur biter. Mısırcı! Süt mısırlar geldi. Mısırcı! Taze taze mısırlarım var, gel. Mısırcı! Hayda! Göçmen burası başladı şimdiden. Ne oldu Taner Bey? Yok yok bir şey, hiçbir şey yok ya. Sen kafanı hiçbir şeye takma. Bugün senin günün kızım. Eğlenmene bak. Ha? Oh. Usta, gel buraya. Bir müzik falan bir şey ayarlayın oğlum. Gerçek düğün gibi olsun. Yani zaten gerçek düğün de hani tamamen gerçek düğün gibi olsun. Hani sahte düğün değil zaten. Gerçek düğün. Ama şimdi müzik yok ya. Sahte gibi duruyor. Aslında gerçek düğün. E gerçek düğün yapıyorken niye sahte olsun oğlum? Değil mi? Anladım abi. Ha? Gerçek düğün demiş miydim? Yaklaşık 500 kere kadar dedin abi. Yaklaşık 500 kere kadar dedin abi. Dilde pabuç kadar. Bana bak, 3,5 dakika içinde müzik gelmezse o zaman görürsün 500 kere demeyi. Kaybol. Tamam. Hadi. Tamam. Ayakların çalışsın, dilin değil. Hadi. Bak ya. Melike! He? Bak Osman amcayı mutlaka bekliyorum düğüne. Mutlaka gelsin. Sen de gel. Gelin düğün görün. Tamam, tamam. Ya Allah'ım korku filmi gibi yemin ediyorum. Apartman apartman değil. Tamam geldim. Reis Bey. Reis Bey. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Dularlar falan yapmayın lütfen. Çok mutluyum Roza. Sonunda şu Melike'den kurtuldu ya. Yalan da olsa, sahte de olsa evlendi ya bir başkasıyla. Değme keyfime. Yok sahte değil bu, gerçek bu. Ya he gerçek, gerçek. Soranlara sen öyle söyle. Tamam mı evladım? Haydi yavrum. Haydi. Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.